Takı sandığındaki altınlar kime ait? Salgınla birlikte düğünlerin açmazlarından biri de bu oldu. Yargıtay, bakın sandık krizine çözüm için ne önerdi? Düğünde takılan altınlar sizce kimindir? Kadının. Benim. Niye sizin? Benim, çünkü kız tarafın olur. Ne hem erkeğin hem kadınındır. Yılların tartışması yeniden alevlendi. Pandemi nedeniyle düğün gelenekleri değişince sandığa atılan takılar kimin sorusu sorulmaya başlandı bu kez. İkisinin de aynı kesit olması lazım bence. Tamamen saçma. Onun olsa benim olsa ne çıkar? Ziynet eşyası gelinin, erkek saati damadın, çeyrek altın ve paralarınsa ortak olduğuna hükmetmişti daha önce Yüksek Mahkeme. Yuvaya dişi kuş yapar. Sizin başınıza gelse sizin düğünde altınları ne yaparsınız? Benim başıma gelse ben isterim. Salgınla birlikte takı takma dönemi sona erdi. Konuklar takılarını sandığa attığı için bu kez paylaşım nasıl olacak soruları geldi. Sandıktaki altınlar birbirine karışabilir mi? Karışabilir. Gelini damat değil ama akrabalar yapabilir. Şimdi bunların muhasebesi yapılırsa evlilik bu defa evlilikten çıkıyor. İşte o tartışmaya son noktayı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan koydu. Tıpkı daha önceki kararda olduğu gibi kolye, küpe, bilezik gibi kadına özgü takılar kadının, kol düğmesi, saat gibi erkeğe özgü olanlar damadın, kalanlar ortak dedi. Gençcan alternatifini de önerdi. Yargıtay dediyse vardır bir bildiği. Damat da gelinin, onu ne yapacağız? Düğünden sonra zaman zaman çiftler arasında altın paylaşımı konusunda kavga çıkabiliyor, tartışma yaşanabiliyor. İşte ona çözüm için yeni bir alternatif bulundu. Geline ayrı, damada ayrı sandık veriliyor ve gelin tarafıyla damat tarafı işte bu sandıkların içine altınları bırakıyor. Bence çok saçma. Birlikte bir yuva kuruyorsunuz, birlikte bir ilişki kuruyorsunuz. Bence birlikte paylaşılmalı hepsi. Saçma bulanlar olsa da pandemi düğünlerinde düğümü çözecek formül iki sandık gibi görünüyor.